Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir videoya da hoş geldiniz. Yaklaşık 4-5 ay önce iPhone 15'in nasıl olacağına dair tüm sızıntıları bir araya getirdiğimiz bir video yapmıştım. Lansmanı hala uzun bir zaman vardı ve sızıntıların yanında tahminlerin de yer aldığı bir videoydu. Yine de çoğunda haklı çıktık, o yüzden isterseniz o videoya da bir göz atabilirsiniz. Şimdi ise lansmana bir aydan daha az bir süre kaldı. Yani çok kısa bir süre sonra değil iPhone'un sızıntısı tam olarak kendisini de elimize almış olacağız. O yüzden anlayacağınız gibi bugün açıklanan bilgiler, yaşanan sızıntılar çok daha güçlü ve kesinlik içeriyor. Bu arada iPhone 15'in üretim sayısı da düşecek arkadaşlar. Yani iPhone 14'ten yaklaşık bir 7-8 milyon daha az sayıda üretileceği söyleniyor. Tabii ki bunun da belli sebepleri var. Şimdi isterseniz hem bu sorunun cevabını öğrenelim hem de iPhone 15'in eğer tamamı gerçekse açıkçası benim için büyük hayal kırıklığı yaratacak bu sızıntılarına biraz daha yakından bakalım. Öncelikle bir tasarım tarafından başlayalım. Çünkü yani iPhone dediğimizde hepimizin gözünde özellikle Pro Max'lerde falan tek bir görüntü canlanıyor. Önceki sızıntılarda yandaki fiziksel tuşların tamamının kalkacağını ve haptik teknolojiye sahip dokunmatik alanların yer alacağı söyleniyordu. Bu olay gerçek çıkmadı arkadaşlar. Çünkü son işte çıkan kalıplara, sızıntılara, o prototiplere baktığımızda gayet fiziksel tuşların yerinde olduğunu görebiliyoruz. Ama sızıntılardan görüyoruz ki telefonun tuş kilidi olan sağ tarafının altında bir tane daha tuş var. Ve bu tuşun da işte aksiyon tuşu olacağı, istediğimiz herhangi bir atama yaparak farklı işlevlerde kullanabileceğimiz söyleniyor. Ancak ben bunun gerçek olacağını düşünmüyorum çünkü hali hazırda fiziksel tuşların kalkıp kalkmaması üzerine konuşurken ve kalkmasını bekliyorken yeni bir fiziksel tuş ekleme olayının ben çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bir başka sızıntıya göre ise sol tarafta sesi açıp kapatma yaptığımız, böyle aşağı yukarı indirip kaldırdığımız, itlediğimiz, çektiğimiz switch tuşuna veda ediyoruz. Ama switch tamamen kalkmıyor bu arada. O az önce bahsettiğim sağ taraftaki aksiyon tuşuna dönüşüyor. Yani burada evet yine isterseniz sesi açıp kapatabilirsiniz. Ne bileyim tek basmada kamerayı aç, iki basmada başka bir şey yönlendir falan diye kendimiz atamalar yaparak bu switch bölümünü daha işlevsel olarak kullanabileceğiz. Burada switch'in bayağı iPhone için karakteristik bir yapıda olduğunu ve birçok insanın onunla oynamayı bile sevdiğini biliyorum. Günümüz dünyasına baktığımızda bence 2024 model bir telefon için fazla analog kalmaya başladı. O yüzden çok küçük bir alanı pek çok işleve sahip bir tuş haline getirmek bence iPhone'a daha yakışır bir hareket. Telefonun sol alt tarafında yer alan sim yuvası artık görünmüyor arkadaşlar. Burada da işte acaba tamamen eSIM'e mi dönülecek? Ama ben açıkçası en az bir sene daha Türkiye gibi yerlerde normal fiziksel SIM'in bulunduğu modellerin devam etmesini bekliyorum. Şöyle bir ekrana baktığımızda herhangi bir değişiklik görmüyoruz. iPhone 14 Pro ve Pro Max ile birlikte hayatımıza giren dinamik adanın da 15 serisinin tamamında yer alması bekleniyor. Yani o çentik mevzusunu artık veda ediyoruz ki zaten bence böyle olması lazım. Bunu önceki videoda da söylemiştim. Bildiğiniz gibi iPhone düz bir ekran tasarımına sahip. En son bir 11'de kenarlarda hafif ovalleşen bir tasarım denenmişti. Ama onun da kaldı yani 12, 13 ve 14 bu şekilde gelmedi. 15'te bu ovalliğe dönme ihtimali konuşuluyor. Açıkçası yapmasalar bana kalırsa daha iyi olur çünkü ben o düz ekran tasarımını iPhone'a daha çok yakıştırıyorum. Ha bir de çerçevelerin biraz daha incelerek ekran gövde oranının artması bekleniyor. Bu da zaten artık işte Samsung'un, Xiaomi'nin o amiral gemilerinde gerçekten çok yüksek hale gelmeye başladı ekran gövde oranları. iPhone'dan da böyle bir atak olması, yani şu anki halde bence güzel duruyor açıkçası, ne yalan söyleyeyim, ama böyle bir atak olup çerçevenin daha da incelmesi bence çok daha iyi olacaktır. Ön tarafta neredeyse hiçbir değişiklik yok diyebiliriz. Arka tarafa baktığımızda aslında orada da çok büyük değişiklikler görmüyoruz. Klasik bir kamera setimiz var zaten. Bu kamera setinin işte 13'ten 14'e geçerken bir tık büyüdüğünü görmüştük. 14'ten 15'e geçerken de şu an biraz daha büyüdüğünü görüyoruz ama tabii bu nereye kadar gidecek bilmesi zor. Ana kamera yine 48 megapiksel bir yapıda olacak. En büyük fark ise periskop kameranın daha da gelişmiş yapıda olması. Bununla bağlantılı olarak da kameranın bu kalınlığının biraz daha artması bekleniyor. Arka tarafta da yine başka bir değişikliğimiz yok. En büyük değişiklik ne diye soracak olursanız da telefonun artık şarj portunun Lightning değil de Type-C olması. Yani birkaç senedir beklenen bu durum artık kesinleşti arkadaşlar. iPhone'larda artık Type-C ile şarj olacak. Ha burada da 15 ve 15 Plus'ın 2.0, 15 Pro ve 15 Pro Max'in de 3.2 ile şarj olacağı söyleniyor. Bu derece bir dibini sıyırma yapılır mı? Ben açıkçası inanmak istemiyorum. Ha bu arada 15 Pro Max dedim ama Pro Max'in artık ortadan kalkıp 15 Ultra'nın geleceğine neredeyse herkes kesin gözüyle bakıyor. Ben inanmamaya devam edeceğim çünkü Pro Max'in ben açıkçası böyle premium güzel bir his yarattığını düşünüyorum. O yüzden yani 15 Pro, 15 Pro Max isimlerini korumak bilmiyorum. Bence gayet hoştur. Çünkü zaten Xiaomi'nin amiral gemileri de Ultra diye geçiyor. Hazır senin elinde güzel bir söylem varken niye bunu bırakasın ki? Ha bırakırlarsa da tabii burada zort olur. Renk konusuna geldiğimizde de bildiğiniz gibi her iPhone'la birlikte o modele özel karakteristik bir renk çıkıyor. Mesela Deep Purple işte iPhone 14'ün rengi. iPhone 15'in ise 4-5 ay önceki videoda koyu siyena, yani böyle bir güzel koyu bir kırmızı tonuyla geleceğini söylemiştim. Bu da neredeyse kesinleşmiş durumda. iPhone 15'in karakteristik rengi de koyu siyena olacak. Bir başka sızıntı da 14 serisinde beklenen titanyum çerçeve olayının 15 ile birlikte gelecek olması. Biz 14'te de titanyum çerçeve bekliyorduk ama çelik kasayla gelmişti. Şimdi bu
telefonlar arkadaşlar gerçekten sağlam yapıda ve büyükler. Yani 14 Pro Max haşmetli bir yapıya sahip gerçekten. Ve elinize aldığınızda sadece o premium görünümden histen ziyade ağırlık yapıyordu. Çünkü çelik kasa biraz daha ağır bir yapıya sahip. Titanyum hem daha sağlam hem de daha hafif. Bu yüzden 15 serisinde biz titanyum çerçeve görmeyi bekliyoruz. Bunlar dışında 8 GB RAM sabit kalabilir. Batarya boyutları 14 serisine göre değişecek. Onu da şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Genel olarak bir önceki modellere göre 500'er miliamperlik bir artış var. iPhone zaten şarj optimizasyonu konusunda gerçekten iyi bir iş çıkartıyor. Bu yüzden batarya boyutunu da yükseltmeleri direkt son kullanıcıya fayda sağlayacak. Şimdi gelelim iPhone 15'in fiyatına. Birçok kişi fiyatın önceki seriyle aynı kalacağını düşünüyorlar. Çünkü zaten iPhone her sene yeni çıkardığı telefonu sabit fiyatla çıkarıyor. Bunlar okey ama bir başka tarafta iPhone fiyatlarının artık piyasaya sürerken artacağını düşünüyor. Yani işte bizim Türkiye'deki gibi kur farkından dolayı başka bir şeyden dolayı zamlanmadan bahsetmiyorum. Apple iPhone'u piyasaya sürerken direkt olarak önceki seriye göre zamlı olarak sürecek. Bu arada öncesinde şu iPhone 15'in daha az sayıda üretilme muhabbetine çıkayım arkadaşlar. Yanlış hatırlıyorsam lütfen beni yorumlarda düzeltin. iPhone 14'ün 80-85 milyon civarında üretildiğini hatırlıyorum. Ama iPhone 15'in 14'e göre yaklaşık 8-10 milyon adet daha az üretileceği söyleniyor. Bunun da iki ana sebebi var. Birincisi tedarik sorunu. Bu durumda telefonun genel üretim sayısını düşürebilir. Onun yanında da az önce söylediğim gibi Apple iPhone ürünlerine zam yapmayı düşünüyor. Ortalama bir 100'er dolarlık artışla piyasaya sürmesi bekleniyor. İşte bu artış yüzünden satışların da daha az olacağına inanıyorlar. O yüzden de piyasaya sürecekleri iPhone 15 sayısını azaltacaklar. Şimdi hem bu videoda hem de 4-5 önce yaptığımız videoda orada teknik detaylara daha fazla girmiştik bu arada ama çok bir değişiklik olmadı. Yani o sızıntılar konusunda haklı çıktık. Bu yüzden onları tekrar anlatıp size aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Eğer daha fazla detayını merak ediyorsanız o videomuzu da izleyebilirsiniz. Ama bugün bizim elimizde topladığımız hem yeni sızıntılar hem de kesinleşen sızıntılar bu şekildeydi. Fiyat olarak ne kadar oldu bilmiyorum ama mesela o videoda fiyat konusunda haksız çıkmış olabiliriz. Çünkü 5 ay önceki durumlar böyle değildi bildiğiniz gibi. Şimdi ne kadar çıkar diye tahmin edemiyorum. Çünkü 1 ay sonra ne olacak onu da bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce iPhone 15 alınır mı? Alınırsa fiyatı ne kadar olmalı ya da ne kadar hak ediyor? Bunları lütfen yazın. Genel olarak iPhone 15'in tasarımına ya da yeniliklerine baktığımızda biraz hani İngiliz modeli çalışıyorsa tamir etme mantığıyla iyi özellikleri olabildiğince tutmaya çalışmışlar. Ufak tefek yenilikler de yapmışlar. Tabii bunlar sadece sızıntılar. Bir ay sonra çoktan her şeyin cevabını bulmuş olacağız. O zaman zaten telefon elimizdeyken bunlar üzerine bol bol konuşuruz diye düşünüyorum. Videomuz sizin için faydalı olduysa kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz ya da düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.